Herkese merhabalar, ben Draco. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğum teknik analiz videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin ve Ethereum grafikleri üzerine durarak son durumlarını tartışacağız. Bitcoin ile başlayacak olursak, bir önceki videolarda fiyat aslında şu noktadaydı. Maalesef ki fiyat artık nasıl desem buradaki 60 bin dolar bölgesine geçemedi ve hızlı bir oldukça büyük bir düşüş yaşayarak neredeyse işte 40 bin dolar bölgesine kadar geldi. 42 bin dolarında altına sarktı. Peki bu düşüşle birlikte artık önümüzdeki dirençler neler? Hangilerini takip etmemiz gerekiyor? Veyahut ayı piyasasına mı girdik? Bunları tartışalım. İlk olarak ayı piyasasına mı girdik? Bunu bir tartışacak olursak. Yani aslında biraz tehlikeli bir seviyeye inmiş olduk. Çünkü yaşadığımız düşüş büyük bir düşüştü. Ancak yani bile bile tehlikeli diyorum. Direkt olarak ayı piyasasına girdik diyemiyorum. Net olarak bir ayı göstergesi olmasa da daha fazla düşüş yaşamamız sonrasında işler çığırından çıkabilir. O yüzden ama halen henüz bitmiş değil. Benim tüm ümitlerim bitmiş değil. Peki önümüzdeki önemli dirençler nedir? Onlara bakalım. Bir önceki videolarımı, analizlerimi eğer izlediyseniz veyahut okuduysanız orada şöyle şeyler demiştim. Fiyat işte buradaki 53 bin dolar bölgesi bizim için oldukça önemliydi ve buradan tepki aldıktan sonra işte 56 bin ve 60 bin dolar bölgesindeki şu bölge önemli direnç bölgeleri olduğunu söylemiştim. Sonrasında evet fiyat tepki aldı ancak 56 ile yani buradaki 56 bin dolar bölgesiyle buradaki bölge arasında fiyat sıkıştı ve maalesef ki hızlı bir şekilde aşağıya kırdı. Artık burada bir destek direnç dönüşümü söz konusu. Yani buradaki 53 bin 54 bin dolar bölgesinde bir destek direnç dönüşümü söz konusu. Buradaki iki direncimize ek olarak artık bu 53 bin 54 bin dolar bölgesindeki destek de artık karşımıza bir direnç olarak çıkacak. Destek direnç demiş ki hemen kısaca bir parantez açayım eğer bilmeyenler varsa. Bir destek kırıldığında direnç olarak çalışmaya başlar. Bir direnç de kırıldığında destek olarak çalışmaya başlar. Buna destek direnç dönüşümü denmektedir. Buradaki işte bizim bir desteğimiz de ancak kırılması ile birlikte artık karşımıza bir direnç olarak çıkacaktır. Dediğim gibi henüz tüm ümitlerim bitmiş değil ancak biraz tehlikeli sınırlardayız. Çok da artık aşağıya sarkmasını istemiyorum. Buradan özellikle artık yani önümüzdeki ilk direnç bölgesinde yapacağı hareket benim için oldukça önemli olacaktır. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da aslında işler biraz daha farklı çünkü Bitcoin'de göre biraz daha güzel bir performans sergilemekte. Her düştüğünde hızlı bir şekilde toparlanmakta ki buradan mesela düşüşten sonra bile hemen hızlıca toparlanıp bir önceki seviyesine yakın bir seviyeye gelmiş. Şu an işte 4385 dolar bölgesinde işlem görüyor ve bugün işte 4500 dolar bölgesine hemen hemen test etti. 4450 dolar bölgesine aşmış durumdaydı. Orayı test etti. Ancak şöyle bir şey var. Maalesef ki yani Ethereum ne kadar güzel performans sergilese sergilesin. Diğer coinlerde olduğu gibi diğer coinlerde olduğu gibi işte Bitcoin'e de bağlı. Bitcoin'de yaşanan düşüşler maalesef ki işte Ethereum'u da etkilemekte. Şurada şöyle bir yapı bulunmakta. Şu magnetumu kapatıp çizmeye çalışayım. Şurası şu bölge ve şurada oluşabilecek muhtemel bir bölge. Bazı arkadaşlar şimdiden tahmin edebiliyorum burayı nasıl desem bir omuz baş omuz bölgesi olarak almaya deneyebilirler. Yani şurası bir sol omuz baş bölgesi ve sağ omuz olarak almayı deneyebilirler ancak burada öyle bir formasyonu söz etmemiz söz konusu bile değil. Çünkü zaten şuradaki büyük fitilden dolayı burada bir omuz baş omuz formasyonundan söz edemeyiz. Ancak belki Libra formasyonundan söz edilebilir ancak şuradaki fitil çok çok büyük olduğundan dolayı ben onu da pek alma taraftarı değilim. Ethereum'a bakacak olursak zaten Ethereum şu an bir destek bölgesine bugün test etmiş durumda. Önemli bir destek bölgesine test etmiş durumda.
Yani Ethereum'da aslında nasıl desem, dediğim gibi iyi bir performans sergilese de Bitcoin sürekli olarak ani hareketler yaptığından dolayı buradaki fitillerde oldukça büyük olmakta. Mesela şurayı ölçsem, şuradaki kırmızı %10'luk bir mesela mum var, veyahut şuradaki fitili ölçsem yani %3,5'luk yaklaşık bir mum var. Bu da işte day trade yapanlar veya margin işlem yapanlar için oldukça yüksek bir oranlar. Biraz şu an tehlikeli sulardayız. Ancak ben yine biraz daha sağlam adım atmayı tercih edip net yapılar görmeyi bekliyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Zaten yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler dilerim.